Nazar, ablana seslen kuzum. Abla, anam Çağray. Efendim ana. Mercan'ım, ütülediğin kılıfları getir kuzum. Doldurayım mı bu lastikleri? Tamam ana. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Hoş geldin Naciye. Hoş bulduk. Ha bu pamuklar neydi? Mercan'ımın çeyiz yastıklarını doldurayım dedim. Düğün arifesi iki ayağın bir pabuca girmesin. He duyduk. Hayırlı olsun. Saniyeyle dünür olmuşsun. Eksik olma. Tahir iyi uşaktır. Merhametlidir. Bilirim da. Ege kim yapar onun yaptığını? Çıkan dedikoduları aldırmadan İstanbullu karıyla uğraşıp duruş. Hangi dedikodu? İstanbullu karının kocası Tahir'in peşindeymiş. Karımı kaçırdın deymiş. Benim damadımın ne işi olurmuş kocalı karıyla? El alemin ağzı torba değil işte ana. Çekip üzemeysin. Orası öyle de el alemin ağzına da laf vermeyeceksin. Misal, dün akşam Tahir'in o kızla ne işi vardı? Tahir'im dün gece bizim evdeydi. Mercan'ımla sözlendi ya Naciye. Ben bilmem. Karakolun oraya gördüm onları. Hayırdır Tahir, kim arar? Bizim kooperatiften arkadaş. Adamın biri sarhoş halde gemiye çıkmaya çalışmış. Benim gitmem lazım. Ulan olur mu abi baksın? He anam doğru değil, ben bakayım ya. Benim gitmem lazım. Hadi herkes hayırlı akşamlar. Tahir! Nasıl uçturuyor? Kızlan bir aşnalığı, bir fişneliği diler ki sorma. Artık ne dediyse kıza, suratının ortasına tokatı yedi. Ama bu tokat savaş tokatı mıydı, seviş tokatı mıydı ben bilmem. Allah bilir. Benim herifimin içinde öküz yaşayı, öküz. İnsan der garım meraktan öldü. Bir arayayım da haber vereyim o adiye. Ama nerede? Ne bu karnının içinde söylenip duruyorsun? Karnımın içi mi? He? Açık seçik bağırırım ana. Ana. Sence ne ettiler bu pasaportta avukatta o işleri? Benim öküzüm de aramadı. Ege. Öküz deme oğlum. Aha bu lahanaları sararım senin ağzına. Bir de sağ hesabı verecek benim tosunum. Ben de adım öküz. Sen yumuşattın, ettin onu tosun. Olur ana olur. O da uyar bana yani. Şimdi yiyeceksin bu tencereye kafanı. Al şunu ocağa koy da pişsin. Akşam oldu. Sunduk. Destur hayırdır ne oluyor? Hiç hayır değil. Tahir'in yedi hafların hesabını sormaya geldim. O neyi ettiniz? Geç Nifak'cığım şöyle buyur. Fitne sen de geç ayakta kalma. Fücür tehlik ister misin canım? Tövbe ettim estağfirullah. Ne de kudurdun Türkiye? Kuduran anam değil. Kuduran biz olduk Eyo. Kuduran senin deli Tahir'in Saniye Hanım. Hanım hanım yubağa bak canım ağzından çıkanı kulağın duysun. Üstelik el alemi yanındayken. Senin oğlun sözünden çıkıp o kızla buluşurken el alemi düşündü mü Saniye teyze? Sen bunu nereden uydurdun Nazar? Ben uydurmadım. Aha Naciye ne yüzü? Naciye gözümle gördüm dedi onu. Onun göze ihtiyacı yetiyi uydurmaya. Uy Saniye ayıp oli. Sen sus. Türkiye, hiçbir şey senin sandığın gibi değil. Ya ne du Saniye?
Kızlan uşağı pasaport için fotoğraf çekiyormuş. Tahir Rusya'ya kaçacakmış kızlan. La havle egi yok öyle bir şey. Kaçmayacak kızlan. Bunu da senin kafana bunu Naciye mi soktu? Kocası fotoğrafım soktu, oldu mu? Sen onlara ne bakarsın? Birisi telgrafın teli, birisi telgrafın direği. Bak, nefes kız o fenalık abidesi kocasından kaçıyor. Elleri kırılsın gobalin, fena döveymiş garibimi. E benim uşaklarım da bak dikkatini çekerim, uşaklarım diyorum, tek Tahir demiyorum. E yardım ediyorlar kızcağıza. Yazıktır da, el kadar sabiyle. Bütün ki öyle demiyor ama. Boşa telaşlanıyorsun Türkiye Hanım. Bak, boşa ağlatıyorsun Mercan'ımı da. Benim Tahir'im kaçmayacak o kızla. Yok öyle bir şey, bitti. Hadi, hadi sen de yürü. Sıfırlan bakalım, haydi. Asiye kapıyı aç. Haydi yürü. Açtım ana. Şu. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Yürü! Seni dokuza böler dokuz köyün direğini asar. Fitne fücür oldu fitness fücür. Koş Naciye yenge koş. Ana sen de beni şaşırttın ha. Nefesi nasıl koridin öyle? Yok kızı kocası döveyi de. Yok Elka'da Sebi'yle kaldı da. Vallahi bravo ettim. Et de bana bravo falan. Ne deseydin? Gancıkları oğluma kafayı taktı deyip de ateşi iyice körüklesem miydim? Kıt aklında kaynananın işine karışma. Yürü, yürü. Dönürüm gel otur. Otur gel otur dönürüm. Asiye sen de ocağa yemeği koy. Akşama dönürlerinde yemek yiyeceğiz. Ya yok bırak saniye ben gideceğim ya sinirlendim bırak. Ay sinirin mi kaldı? Aldık ya sinirini de. Bak ben sana her şeyi tek tek anlatacağım. Otur sen de otur Mercan'ım. He ana oturun da anlatsın. Benim nöbete gitmem hadi lazım. Hadi sen git git. Bak Türkiye Hanım, Mercan'ım, işin aslı şu. Yarın Mustafa'm bu kızı gönderecek. Dedi ki Tahir'ime, oğlum git resmi çektir dedi. Ondan sonra da... Devirenlerin araba değil mi bu? Ta kendisi. Sözün seni bekleyin yengem. Ya onun ne işi var burada? İnsan sözlüsü gelince öyle mi der? Doğru demez değil mi? Dur ben bir gidip hoş geldin diyeyim. İyi hadi Aslan. Hadi buyurun. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Işık'ım. Sen de hoş geldin Mercan. Hoş bulduk. Kaynanalı sözlüğün ziyarete gelmişti. Ben de yollamadım. Babalarını çağırın dedim. Beraber akşam yemeği yiyelim ailecek. Biz bize.
Eksuk Bahale, hani nazar yok mu? Uşağım, ne edeceksin onu? Nöbeti var kızın, yorgundur. Yorgun olur değil mi dönürüm? Yo, yorgun yorgun boş eve mi gidecek? Değil mi Türkan yenge? Hem kız kısmı bu saatte tek başına. Cemil amca, alıp geleyim. Uşağım, münasip olmaz. Yok, tek başıma gitmem. Yiğit'le Balım da benimle gelirler. Değil mi uşaklar? Geliriz de bir sürü para veriyor. Geliriz, geliriz. Sen de kozandan kaçarmışsın ama çocuk da babasız kalmış. Bilmem iyi mi edersin? Bence etmezsin. Yazık değil mi söze babasız kalacak? Sen de erkeksiz kalacaksın tek başına. Tövbe tövbe. Benim oğluma baba, başıma erkek gerekmez. Siz bilmeden konuşmasanız. Hanım da ben de bilip de konuşuyoruz. Evin başı erkektir. Erkeksiz ev, başsız kadın olmaz. He öyledir Cemil abi. Evin başı erkektir da boynu da kadındır. Değil mi Mustafa'm? Boyun nereye, baş oraya. Asya. Ne dedim ki Mustafa'm? Yani boyun ne tarafa dönerse baş da o tarafa döner dedim. Bir şey mi dedim? Kimi başınıza çıkmış, kimi peşinize düşmüş. Sizin de işiniz zor Mustafa. Başımıza çıkanı savarız, peşimize düşeni kovarız. Sen hiç merak etme dönürüm. Ana, kimsenin peşimize düştüğü, başımıza çıktığı yok. Uzatma. Peşinize düşmeyen kızın pasaport işlerini hallettiniz mi damat? Ana. Hiç bunalma uşağım. Cemil baba, Türkan ana sayılır. Ben her şeyi bir bir anlattım onlara. Meraklanma, bizden laf çıkmaz. Yani sahte pasaport etti diye İdris'in başını belaya koymayız. Herkes bu çocuklu gariyle senin gıybetini yapaydı. Ben de el alemin ağzına laf vermeyelim dedim. Niye halt ettin ana? Ne dedin sen? Gideyim de misafirimize bir bakayım dedim ana. Canını okudunuz çünkü kızın. Tahir. Sen Mercan gelini al da bu akşam yemeği dışarıda yiyin ha. Niye? Yemek mi yok evde? Var var da sağ olsunlar. Anamla Türkan yengenin dillerinin ayarı yok. Mercan gelin biraz geriledi ha. Haydi. Yok. Yani Tahir istemiyorsa ben de istemem. Oy benim utanıklı kızım. Ağırlı, edepli. Mustafa sen babasından izin iste gene. Müsaade var mıdır Cemil abi? Vallahi aslında bana test böyle akşam akşam ama hadi bir seferlik olsun bakalım. Gel Mercan. İki saate geçirmeyin damat. Thank you.
Ben gideyim, nazar alayım. Siz de burada bekleyin, tamam mı? Ama biz sıkılırız. Ha, buraya geçin önde, müzik dinleyin. Patlamazsınız 10 dakikada. Tamam da Murat abi, bana emanet. Helal aslanım. Niye sen bana emanet olmuyorsun acaba? Çünkü erkekler kızları korur. Aynı Tahir abimin annemi koruduğu gibi. Çok ayrımcı bir hareket. La havle. Hep anandan öğreniyorsun değil mi bunları? Güzellik. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Ya sen ne biçim bir kızsın be? Oğlum falan. Hayırdır, tezkere ortağı mıyız? Ben seninle kurbana bile ortak olmam be. Niye geldin onu söyle. Büyük konuşma. Kurban ortak olmazsın. Ama bağa kurban olursun vakti gelince. Ulan... Ve seni bize götürmeye geldim. Ne işin var benim sizde? Anam dedi. Evimde gelin kadrosunda eksik var. O sağa kurban olan nazara al gel dedi. Baba bak çocuk, kırarım kafanı, doğru konuş. Tamam da tamam. Sağda şaka yapılmayın. Sizinkiler akşam yemeğine bize geldi. Bana da seni alıp bize götürmek düştü. Hayırdır? Kaleli ailesi günah mı çıkarıyor? Anam ablamı kandırdığınız yetmedi, üstüne bir de cila mı çekeceksiniz? Hop hop. Kandırmalar, cilalar falan. Sen neye delilendin yine? Niye olacak? Ortalık dedikodudan geçilmiyor. Anan benim anama bir şeyler kıvırdı ama ben yemem canım. Köy dedikodularına kanacak kadar akılsız mısın Nazar? Aksine sizin sandığınızdan daha akıllıyım. O kadının abinin peşinde olduğunu bilecek kadar. Oho, koyun can derdinde, bunlar et derdinde. Göreceğiz bakalım, o koyunun derdi can mıymış, canan mıymış. Ama eğer benim kuşkularım doğru çıksın, hele bir abin ablamı üzsün, 7 ceddinizin hakkından gelmezsem. Bunu da yaz bir tarafa Yangaz Efendi. He yavrum he, yazarım bir boş vaktimde. Yürü şimdi. Geçin ola arkaya. Niye ya, biz böyleyiz. Ula var ya. Size bir kuruş koklatmam yemin ederim. Geçin dedim. Haydi. Oğlum çapkınlıklarından bıktım. Anası kılıklı. Kapa kız çeneni. Çocuk bile çapkınlıklarından bıkmış Yangaz Murat. 7/24 mesai yapar isim galiba. Gözüm senden başkasını gördüğü an kör olsun be gülüm. Tövbe estağfurullah. Allah'ım kurban olayım, sen bu dağımı ciddiye alma. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.